Merhabalar. Bu videomuzda derslerinizde öğrencilerinize eğlenceli değerlendirmeler hazırlayabileceğiniz bir bulmaca aracını öğreneceğiz. Aracımızın adı Crossword Labs. Crosswordlabs.com yazarak arıyoruz ve karşımıza web sitesi geliyor. Çok basit bir kullanımı var. Sizlere önerim kayıt olup oturumu açmayın. Çünkü bu kısım ücretli kısmı. Kayıt olmadan da kullanabileceğiniz bir araç bu. İlk olarak Make a Crossword kısmından kendi bulmacanızı oluşturabiliyorsunuz. Peki bulmacayı yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen onları anlatayım. Web sayfası basit bir şekilde tasarlanmış. Üst tarafta oluşturmak istediğiniz bulmacanızın başlığını yazmanız gerekiyor. Ben biyoloji dersiyle ilgili bir hazırlık yaptım. Biyoloji dersinden organeller konusunu ele aldım. Ve öncesinde bir Word dokümanına sorularımı hazırladım. Size önerim, sizler de değerlendirme sorularınızı, cümlelerinizi Word dokümanında öncesinde hazırlayabilirsiniz. Daha sonrasında alt kısımda bulunan sayfaya sorularımı ve cevaplarımı yazacağım. Fakat burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Soruları yazarken ilk önce cevabı ardından bir boşluk bırakarak ve sonrasında soru cümlenizi yazmanız gerekiyor. Ve her satıra bir cevap ve soru gelecek şekilde düzenlemeniz gerekiyor. Burada bir örnek görmek isterseniz örnek bölümüne tıklayıp burada verilen örnekleri inceleyebilirsiniz. Ben direkt şu şekilde yazımını bir kere göstereyim size. Örneğin mitokondri boşluk ne sorusunu yazacağım. ATP üretimi sağlar. Hemen yanındaki boşluğa devam ediyorum. ATP üretimini sağlar yazdım. Bu benim birinci sorum oluyor. Diğer soruları kopyala yapıştır yapacağım. Ama burada önemli olan şey cevabı yazmak ve ardından bir boşluk bırakarak soru cümlesini yazmanız. Hemen şöyle kopyalıyorum buradan. Buraya yapıştırıyorum. Mitokondriyi örnek vermiştim. Bunu buradan çıkarıyorum. Ve diğer yazdığım cümlelerde farkındaysanız aralarda hep cevaplarla bir boşluk var ve soru cümlem geliyor. Bu yazım şekline, kuralına dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen alta indim. Altta yazdığınız cevap ve soruların bir ön izlemesini gösteriyor şu kısımda. Burada diyor ki siz hangi görseli seçmek istersiniz? Onu seçip Save and Finish tuşuna basarak kaydedebiliyorsunuz. Şu tuşlarla İleri ya da geri gelip incelemelerinizi yapabilirsiniz. Ben bu görüntünün benim için uygun olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bunu seçtim. Sol tarafta sizin paylaşma özellikleriniz var. Public kısmı herkese açık olarak olan ve free yani ücretsiz kısımda kullanabileceğiniz özellik. Diğer iki özellik ise ücretli kısma dahil. Yani sadece yaptığınız çalışmayı sizin bağlantı gönderdiğiniz kişiler kullanabilir diyor alttaki özelliklerde. Biz public kullanıyoruz çünkü ücretsiz kısmını kullandığımız için. Yukarıda parola yeri var. Bu çalışmaya bir şifre girmenizi öneriyorum. Çünkü çalışmaya şifre girmezseniz eğer başkaları bu çalışmanızı düzenleyebilir ve düzenleme sonucunda da çalışmanız bozulabilir, istediğiniz gibi kalmayabilir. O yüzden buraya şifre girmenizi öneriyorum. Ben basit bir şifre girdim şu anda. Şifrelerinizin zorluk derecesini siz belirleyebilirsiniz. Ve bu özellikleri değiştirdikten sonra alttaki kırmızı butona basacağım. Ve burada karşıma gelen sayfada bulmacamın görüntüsünü ve altta sorularını görebiliyorum. Şimdi hemen yukarı çıktım. Kırmızı butonlara biraz bakalım. Edit kısmı, düzenleme kısmı. Tekrar edit deyip düzenleme ekranından değişikliklerinizi yapabiliyorsunuz.
Share kısmı paylaşma butonu. Bastığımda 3 tane URL veriyor bana. Birincisi direkt bunu kopyalayıp paylaş. İşte öğrencileriniz, yapmasını istediğiniz kişiler bulmacayı çözsünler. İkincisi fokus modunda paylaş. Üçüncüsü de sen bunu web sitene, proje sayfana koyabilirsin, gömebilirsin diyor. Gömme kodu da buradaki kod. Şimdi kapattım bunu. Fokus modu ne peki? Fokus moduna tıkladığımda sadece çocukların odaklanması gereken yer görüntü ve sorular olur. Ben öğrencilerinize gönderirken fokus moduyla göndermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yukarıda kırmızı butonlar, farklı durumlar göz yorabilir, dikkat dağıtabilir. O yüzden fokus modu bu konuda çok güzel. Öğrenci görünümünde bu şekilde bir ekran geliyor karşılarına. Tabii burada öğrencinizin yapıp yapmadığını direkt sizin sisteminize düşmüyor. Ama öğrencilerinizden ekran görüntüsü isteyerek kontrol edebilirsiniz. Şurada 3 çizgi var. Buraya bir şeyler yazdığında öğrenciler 3 çizgideki clear puzzle'dan silebilir. Ya da puzzle'larını yani çalışmalarını yazdırabilirler. Sayfasını büyütüp küçültebilirler. Clear dedim. Tamam dedim. Burada öğrenci, bunu çözen kişi örneğin soruları okuyacak. Geldim. ATP üretimi kim sağlar? Buraya tıklayacak yazmak istediği kutucuğa. Mitokondri olarak yazdım. Şu an yazdığım harfler açık mavi oluyor. Onu da bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Örneğin bunu doğru olarak kabul ettim ben. Beşinciye geçtim. Yazdığım doğru yanıt yeşil oldu. Eğer ben buraya yanlış bir cevap yazarsam, başka bir soruya geçtiğimde yanlış yazdığım cevap kırmızı oluyor. Bu şekilde de öğrenciler doğru yapıp yapmadıklarını kontrol edebiliyorlar. Geldim doğru yapmadığım seçeneğe. Harflere tıklayarak bunları silebilirim. Tabii burada clear puzzle dersek tümünü temizler. Tekrar geri geldim. Share kısmına geldim. Focus URL'yi kopyalamanızı öneriyorum. Kapattım. Print kısmı var. Burada yazdırma kısmı da önemli. Örneğin sınıf etkinliği yapacaksınız bu çalışmayı. Buradaki yazdırma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Dispatch derseniz ve print derseniz direkt bu sayfayı bu şekilde yazdırır. Tabii biz şu anda çözdük. Bunları temizleyip yazdırmamız gerekiyor. Ayrıca yazdırma işleminde PDF olarak kaydediyorsunuz bilgisayarınıza. Bu şekilde de yazdırabiliyorsunuz kağıda. Şuradan clear diyelim biz de. O şekilde görelim. Peki diğer seçenek Word veya PDF formatında bunu yazdırabiliyorsunuz. Seçtim, yazdır dedim. Karşınıza böyle bir sayfa geldi. Sizin oluşturduğunuz çalışmanın görüntüsü. Yukarıdaki copy butonuna basarak bunu kopyalayıp Word dokümanına yapıştırıp buradan da çıktı alabilirsiniz. Ya da çıktı almayıp öğrencilere gönderebilirsiniz Word şeklinde. Tabii öğrencilere Word ya da PDF şeklinde gönderirseniz çıktı alıp doldurmaları gerekir öğrencilerin. Online bir şekilde doldurmalarını isterseniz, çevrim içi bir şekilde sizin linki gönderip onların tablet, telefon ya da bilgisayar ortamında çözmeleri gerekir. Aynı zamanda tablet, telefon, bilgisayarda açık bir şekilde gayet sorunsuz bir şekilde kullanabiliniyor. Yukarıda da yine yazdırma seçenekleri mevcut. Örneğin bir görüntü olarak da bu çalışmayı yazdırabilirsiniz. SVG image kısmından. Ama görüntü olarak yazdırmak yerine Word ya da PDF olarak dönüştürmek daha mantıklı bence. Hemen çalışmama geldim. Yazdırma seçeneklerimden cevap anahtarını da yazdırabiliyorsunuz. Print dedim. Burada cevap anahtarını da kendiniz için ya da öğrencilerinize sonrasında vermek için yazdırabilirsiniz. Şunu da kapatalım.
Bu paylaşma kısmı, düzenleme kısmı bu şekilde. Tekrar edit diyeyim ben. Düzenleme ekranıma geldim. Eğer buradaki görüntüyü değiştirmek isterseniz yine ileri geri yaparak beğendiğiniz bir görüntüyü kaydedebiliyorsunuz. Sağ tarafta burada bazı yazılar yazılmış, bazı örnek çalışmalar koyulmuş. İşte bitkilerle ilgili, hayvanlarla ilgili çalışmalara buradan tıklayarak farklı bir sekmede açalım. Görebiliyorsunuz. Hatta bunları kullanabilirsiniz. Mesela edit diyelim buna. Burada ya giriş yapmanız gerekiyor. Çünkü ücretli bir çalışmaya tıkladık. Buradan giriş yaparak ancak bunu düzenleyebildiğinizi görebilirsiniz. Tabii ücretsiz olarak paylaşılanlar kısmında da şifreyle düzenleme koyulduysa şifreyi bilmeniz gerekiyor. Tekrar geldim çalışma sayfama. Şurada arama butonu var. İşte aradığınız konuyla ilgili çalışmaları görebilirsiniz burada. Yukarıda da Find a Crossword var. Buraya tıkladığınızda ise konu bazlı aramaları yapabilirsiniz. İşte İngilizce ile ilgili, Minecraft ile ilgili, koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmaları üzerine tıklayarak aratabilirsiniz. Hatta bu çalışmaları siz paylaşabiliyorsunuz. Şifre bilirseniz düzenle edebilirsiniz. Buradan bu çalışmaları bu şekilde görebiliyorsunuz. Peki ben geri geleyim şöyle. Burada matematikle ilgili bir şeyler aratalım. Matematikle ilgili bir konu arattım. Örneğin bir tanesine tıklayalım. Çalışmaya tıkladım. İngilizce içerikleri var. Tümüne tıklarsanız eğer tekrar Find a Crossword'e geldim. En altta tümüne tıkladım. Bütün çalışmaları görebiliyorsunuz burada. Az önce bizim oluşturduğumuz organelleri de görebiliyorsunuz. Mesela Aşık Veysel bulmacası yapmış başka bir kişi. Buna tıkladım. Türkçe bir içerik. Burada öğrencileriniz de siz yine share diyerek 3 modda da paylaşabiliyorsunuz. Sitenize bile gömebiliyorsunuz. Edit dediğimde bunu yapan kişi buraya bir şifre koymuş. Biz bu şifreyi bilmediğimiz için şu an bunu düzenleyemeyiz. Tıpkı bizim şifre koyduğumuz gibi. Sadece bunu paylaşabiliriz, yazdırabiliriz bu tarz çalışmaları. İstersek de yine başkalarının çalışmalarını da burada kullanabiliyoruz. Bu şekilde arama yaparak ya da basit bir şekilde kendi bulmacalarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Bilgisayar, tablet, telefon ortamlarında öğrencilerinize gönderip çözmelerini isteyeceğiniz bir araç aslında. Videomuz bu şekildeydi. Umarım derslerinizde siz de bu bulmaca aracını rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hoşça kalın.